Kanalla ilgili size ufak bir bilgilendirmede bulunacağım. Çünkü artık senenin neredeyse sonuna doğru geliyoruz. Ben yapacaklarımın çoğunu bitirdim. Ee, bazı eklemeler yapacağım. Onlar üzerine de hemen şunu söyleyeyim hızlıca. Bakın bazen YouTube arkadaşlar oynatma listelerinde hata verebiliyor. Bu bizden kaynaklanan bir durum değil. Şimdi demin hatta ben e, denerken de gördüm. Oynatma listelerimin bazıları görünüyordu bazıları görünmüyordu. O yüzden komple böyle uygulamadan çıkıp şöyle... Sonra tekrardan uygulamaya girerseniz daha iyi olur onu söyleyeyim çünkü bazen Hocam şu şeyler niye yok Bu oynatma listesi niye yok deniyor aslında zaten var Birincisi yapacağınız şey şu oynatma listelerinde Şöyle tıkladığınız zaman bütün oynatma listelerini zaten görebilirsiniz Bu şekilde burada ta 2019'dan beri oluşturduğum her şey var bunun belli bir düzeni olmasının imkanı yok arkadaşlar çünkü Zaten otomatik böyle diziliyor ama ben bunun da birazcık çaresini buldum. Ana sayfama geldiğiniz zaman siz bende de yine tıkladığınız zaman Eyüp Bey'e ana sayfayı tıkladığınızda bakın burada 2021 YKS buraya tıklayıp toplu listelere ulaşın kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman ben önemsediğim oynatma listelerini buraya koymaya çalıştım. Yani konu anlatımlar, bir soruyorum, 100 soruda tekrar kampı, birebir ÖSYM sorularının olduğu yer. Çünkü 3D kitaplarında ya soruların aynısı ya da Çıkmış sorular var arkadaşlar. Normalde hani yasak ama kitap çözerseniz, telifini aldıysanız bir problem yok. O yüzden burada da çıkmış sorulardan faydalanmanızı tavsiye ederim. Sonra bir de ana sayfada arkadaşlar 3D'nin kitap çözümleri var. Ayrı bir başlık halinde buraya tıklarsanız hem deneme çözümlerine erişmiş olacaksınız hem kitap çözümlerine erişmiş olacaksınız. Birebir ÖSYM zaten ayrıca burada duruyor. Bir de son zamanlarda güncellediğim bir soru yorumlar var. Artık bunların üzerinden gitmeye çalışacağım ben. Kanalda size konu anlatım yaptım, soru çözdüm. E, yeni nesil soruları bu sene 3D üzerinden hallettim. Hala 3D e, yeni nesil soru isteyen arkadaşlarımız arkadaşlar 3D çözümlerinden bakabilir. Elinde kitap olmayanlar da isterse alır. Karışmıyorum ona ya da videolardan bakabilirsiniz ama ben bu şekilde yardımcı olduğumu düşünüyorum. Son zamanlarda da fark ettiyseniz eğer bir soru yorumlar veya bir soru yorum ekstralar yüklüyorum. Onlara da devam edeceğim bir aksilik olmazsa. Bu şekilde oluşturduğum 10 soru yorumlar vardı. Onları birer birer böyle çözmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben, e, i̇mkan olursa belki pdf'lerini de paylaşırım ama şu an bu şekilde gidecek. Elimden geleni zaten yapıyorum. E, nelerin faydalı olacağını da biliyorum arkadaşlar. O yüzden de mümkün olduğunca şu 3 ay kala... Hem konu anlatımlar üzerinden hem de bu bir soru yorum üzerinden bayağı bir soru çözmeye çalışacağım. Deneme noktasında da hemen şunu söyleyeyim. Artık son bir deneme kalmıştı çözmediğim. O da 3D AYT simülasyon onlu deneme. Onu da çözdüm ama uyarmıştım biliyorsunuz. Son iki deneme olarak apotemi ve simülasyon demiştim. Çünkü bunlar zor ve ağır denemelerdir. Gerçekten soruları çok güzeldir. Ama eksikleriniz varsa heba etmemek lazım. Ben kanala bugün yükleyeceğim hedefi çok iyi olanlar. Zaten halihazırda 35'leri zorlayan öğrencilerimiz şu an onları çözebilir. Ee, ancak biraz daha zamana ihtiyacım var. Henüz çok deneme çözmeye başlamadım diyorsanız 5'li AYT ile başlayın arkadaşlar. Bitince Mayıs'ın ortasına doğru 3D simülasyonlarla devam edersiniz ama ben bir önden bilgi veriyorum. Netleriniz zaten iyidir. Ee, bayağı kitap çözmüşsünüzdür. Artık yoruma ihtiyacınız vardır. Tabii ki alabilirsiniz. En nihayetinde Deneme önerilerimde zaten söylemiştim hangi denemeleri almanız gerektiğini. Oradan da bakıp arkadaşlar denemelerinizi alıp çözmeye bir an evvel başlayın. TYT'de zaten ilerlemiş olmanız gerekiyor. Ama ne olursa olsun 3 ayınızın olduğunu unutmayın. Özellikle okuldan kalan zamanları ya da mezunsanız kurustan kalan zamanları lütfen iyi değerlendirin. Hafta sonları çok değerli arkadaşlar. Bu şekilde e günde bazen 9-10 saatlere varan çalışmalar yapmanız gerektiğini unutmayın. Allah yardımcınız olsun. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.